Haber turumuza Seda Sayan'la hızlı bir giriş yapıyoruz. Ünlü şarkıcı eczaneden çıkarken takılıyor kameramıza. Hayırdır Seda Hanım, umarız ciddi bir şey yoktur. Tiroid hastalığım var ya benim. İlacım bitmişti, onu aldım. Seda Sayan genç hayranlarının isteklerini yerine getirerek 22 yıl aradan sonra Mahzun Kırmızıgül'ün yazdığı Ah Geceleri yeniden yorumladı. Başarılı şarkıcı bu parçaya bir de klip çekmiş. Her şey yolunda, çok güzel. Ah Geceler çıkıyor. Sanıyorum 2 gün sonra piyasada. Çok da güzel bir klip çektik. Yıllar sonra dönsem bile çektiğim Kilios'ta Ah Geceler'in klibini çektim. Ah geceler, sensiz geceler, kabus gibi çöker geceler. Formda kalmak için pilates yaparken geçtiğimiz aylarda sakatlanmıştı ünlü şarkıcı. Seda Hanım, spora devam mı? Yok, daha devam edemiyorum. Fizik tedavim devam ediyor çünkü. Kolum tamamen iyileşmeden spor yapmam yasak. Seda Sayan, Levent'te bulunan bir residence'dan kendisine yaklaşık 9 milyon lira değerinde lüks bir daire satın almış, evinin manzarasını sosyal medya hesabından huzur etiketiyle paylaştı. Ünlü şarkıcı gayrimenkul alım satımlarıyla oğlu Oğulcan'ın ilgilendiğini dile getiriyor. Satın aldı derdi, yok satın almadım. Ben rezidans yaşantısını seviyorum. Burada çok güzel, manzarası güzel. Hoşuma da gitti. Konumu, lokasyonu güzel. Neler ben çalışıyorum, götürüp Olcan'ın eline veriyorum. Olcan, ekonomiden sorumlu bizim aile bakanı. Oğlunun işletme okuyup master yaptığını söyleyen Seda Sayan, ailesini Olcan'ın geçindirdiğini söylüyor. Çünkü işletme okudu biliyorsunuz, master'ını da yaptı. Dolayısıyla artık bütün aileyi geçindirme, ekonomiyi planlama Oğulcan'dan sorulur. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Amerika Nevada'daki Burning Man Festivali'ni bu yılda kaçırmadı. Geçen yılda giydiği renkli taytıyla çöldeki partilere katıldı. Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'i öve öve bitiremiyor. Ya orası zaten kostümle anılan bir festival. Dolayısıyla onlar orada bütün gençler, Oğulcan'ın yaşlı bütün gençler öyleler. Duruma uygun giyiniyorlar. Olabilir. Yani o yılda bir gittikleri bir festival. Benim oğluma her şey yakışır. Benim oğlum o kadar güzel yürekli. Ailesine düşkün. Anneanneye düşkün. Herkese sahip çıkan bir çocuk ki. O nerede ne yapacağını çok iyi bilen bir çocuk. Onun için yakışır benim oğlum her şey. Denizli'de Hayvanları Koruma Derneği'ni ziyaret eden Ömür Dedik çıkaracağı yeni single'ın Serdar Ortaç bestesi olduğunu söylüyor. Sürpriz bir single ama asıl sürprizi Serdar Ortaç. Serdar'la birlikte yeni çalışma yapıyoruz. Sözleri ben yazdım. Bestesi Serdar Ortaç'a ait. Çanakkale'de eşiyle feribot beklerken vali tarafından öncelik tanınan eski milli futbolcu Emre Aşık, görevliler tarafından darp edildiği korkunç olayı anlattı. Genel müdür aradı. Dediler ki vali bey sizi 5'te Troya atı önünde toplu fotoğraf çekim var, ona bekliyor. Sizden önce 5 araba geçti. Sizin de önceliğiniz var, öncelikli geçiş hakkınız var. Burada dedi ben ne dersem o olur gibilerinden şeyler konuşmuyor. Üstlük yerlerde. Emre Aşık tanımam, geçeceksin kardeşim dedi. Daha sonra görevlilerden bir tanesinin eşine küfür ettiğini söyleyen Emre Aşık bu sözleri kaldıramadığını belirtiyor. Eşim de olaya dahil oldu. Yanındaki değnekçi tabir ettiğimiz adamlar da eşime hakaret etti, küfür etti. Ben kaldıramadım. Bilmiyorum siz kaldırabilir misiniz? Çocuklarım var, eşim var. Ben kaldıramadım. Ben arabadan indim. Arabadan şöyle indim. Tam çıktım. Sen dedim gel bakayım buraya. Benim karıma mı söylüyorsun dememe kalmadı. Bana sağdan soldan vurmaya başladılar. Ünlü futbolcu 10-15 kişilik bir grup tarafından dinç edildiğini dile getiriyor. Ondan sonra sırtıma çıktılar. Sırtımda 10-15 kişi beni her yerimden, sırtımdan, kafamdan nereye gelirse darp etmeye başladılar. Etrafa bakıyorum birisi olsun da ayırsın. Hakikaten şey durumdayım yani, kötü durumdayım. Emre Aşık olayda karısının da kendisine siper olurken yaralandığını söylüyor. Eşim arabadan indi, uçan tekmeyle geldi, o iki tanesinin arasına girdi, iki kişi üstündeydi çünkü üstünden kaldırdı. Sonra bana siper oldu ve onu dövmeye başladılar arkadaşlar. Eşimi darp etmeye başladılar ama bildiğiniz linç girişimi dediğiniz olay buydu. Yani bizi öldürebilirlerdi orada. Ve bu esnada çocuklarınız arabada. Emre Aşık çocuklarının da olaydan psikolojik olarak çok kötü etkilendiğini dile getiriyor.
annemle babamı öldürdüler, annemle babamı öldürdüler diye ağlamaya başlamış. Erol 5,5 yaşında olan. Elvin de ağlıyor ama Elvin tam anlamıyor. Eşim rahatsızlandı, kusmaya başladı. Onunla beraber hastaneye eşimle Erol geldi. Dedi, ağla, iki göze iki çeşme. Anne sen ölecekmişsin, anne sen ölecekmişsin. Çocuğuma bunu yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum kardeşim. Ünlü şarkıcı Kendi'nin sahibi olduğu kozmetik firmasındaki eski çalışanının sosyal haklarının tamamını alamadığı gerekçesiyle işten ayrıldığı ve daha sonra da eski patronu Kendi'den ilginç bir şekilde intikam aldığı iddia edilmişti. Hamit isimli çalışan sosyal medya hesabından firmadaki usulsüzlükleri anlatan bir video yayınladı. Makyaj malzemelerinin Sağlık Bakanlığı onaylı olmadığını, tarihi geçmiş malzemelerin tarihlerini asetonla silerek yeni barkod bastıklarını iddia etti. Sosyal medyada yankı bulan video sonrası çalışanının kendisine iftira attığını ileri sürerek mahkemeye başvuran Kendi'ye telefon ulaşıyoruz. Kendisinin iki günlük bir çalışmışlığı vardı bizim şirketimizde, mağazamızda. İşten çıkarttık kendisini, farklı davranışlar oldu, şikayetler oldu, yan mağazalardan şikayetler geldi tarafımıza. Kendisini işten çıkarmak zorunda kaldık. Sonrasında tarafımıza hakaret mesajları gelmeye başladı, tehdit mesajları gelmeye başladı. Elini işte tezgahlara vurup bana bu parayı vermezseniz sizi mahvederim dediği kısımları yayınlamamış. Tehdit edildiğini söyleyen Kendi, çalışanının kendisinden 15 bin lira istediğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor. İş sorunlar çıkınca rahatsızlık duymaya başladık. Tehditlerden, şantajlardan tarafından, şantajla para isterdi tarafından. 15 bin lira gibi para istedi benden. Yaptıklarınız yanımda kalmaz, öldürürüm, bitiririm, mahvederim seni gibi böyle farklı farklı tehdit mesajları hızlıca yardımcıya hukuka başvurduk ve savcılığa çalışanının hazırladığı videoda kendinin son kullanma tarihlerini sildirdiğini ve yenisini yazdırdığını iddia ettiğini anlatıyor. Kendi hazırlamış olduğu komplodan bir video var. Benim kozmetik ürünlerimi depoda imhaya gitmek üzere ayırılmış ürünlerimi alıp üzerine asetonla silip kendi eliyle, kendi videosuyla, kendi çekimiyle bunu kendi hanım bana zorlayarak bana bunu yaptırdı. Olaylar bu şekilde açıkçası. Tarafsız haber anlayışımız nedeniyle kendinin çalışanı Hamit Bey'le de bir araya geliyoruz. Ünlü şarkıcı çalışanının iki gün mesai yaptığını söylerken Hamit Bey 40 gün çalıştığını dile getiriyor. 40 gün boyunca orada çalıştım. 40 gün boyunca SGK girişimi yapmadı kendisi benim. Günlük 8 saat olarak anlaşmıştık biz. 12 saat boyunca çalıştım ben. Sabah 10, akşam 10 olarak. Konuşmalarında ben ispatlayabilirim 40 gün çalıştığımı. Gösterebilirim hatta şu an. Hamit Bey kendinin tarihi geçmiş ürünlerin tarihini sildirdiğini ve bu işlemi kendisine de yaptırdığını iddia ediyor. Mağazanın deposunda duş jeli, vücut losyonu ve vücut spreyleri vardı tarihleri geçmiş. Bunların yarısını tarihini kendisi silmiş asetonla. Kendi çantasından çıkardı zaten aseton ve pamuğu. Asetondan nasıl silmem gerektiğini söyledi bana. Yaptım ben de işlemi. Ama ben kendime bir suçlama olmaması için ve durum zaten tehlikeli bir işlem olduğu için kendimi garantiye almak için video çektim. Bu videoyu kendin çektin yani. Kendim çektim. Evet. Silerken ve silerken, işlemi yaparken kendim çektim ben. Kendinin çalışanı ünlü şarkıcıdan 15 bin lira talep etmediğini söyleyerek kendisinin ünlü şarkıcıya dava açtığını, kendinin dava açmadığını söylüyor. Ben mağazaya gittim parayı talep etmek için, alacaklarımı sadece talep etmek için. Ben ondan hiçbir şekilde şantaj yoluyla 15 bin lira veya farklı bir rakam talep etmedim. Ben ona zaten Şubat ayında bir dava açmıştım, arabuluculuk bölümüne. Bana açılmış bir dava olsaydı ben bundan bir hafta önce ehliyet aldım. 2 ay önce devletin yapmış olduğu YKS sınavına girdim polis eşliğinde. Bir hafta önce de üniversite kaydı yaptım. Hatta bu pazartesi de üniversite kaydı yaptırdım. Eğer benim bir aramam veya bir şeyim olmuş olsaydı, adliyeden beklenmiş olsaydım bunların... Yani devletin kurumlarına bu şekilde rahat girip işlem yapamazdım. Şimdi de Umut Akyürek ve Sema Şimşek'in podyuma çıktığı bir defileye uzanıyoruz. Umut Hanım şarkılarını seslendirirken Sema Şimşek de podyumda arz-ı endam ediyor. Yarın
Soma'ya Moral Gecesi'nde sahne alacak olan İdo tatlı sesle devam ediyoruz. Sık sık zayıfladığı haberleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı, bakın bu duruma nasıl isyan ediyor. Abi evet ya, hiç alakasız bir de yani. Ben bir de geçen seneden 5 kilo daha fazlayım yani. Ondan dolayı hiç bilmiyorum niye öyle bir şey çıktı ama. Aşk hayatından konu açıldığında ise İdo'nun gönlünün boş olduğunu öğreniyoruz. Yani şu an bir şey yok, bir ilişkim yok, bir şeyim yok. Öyle bir düşüncem de yok. Yani öyle bir düşüncem de yok şu anda. Her şey güzel gidiyor. Umarım kısmet ya bu işler. Tuğba Yurt da orada. Ünlü şarkıcının elindeki sargı dikkat çekiyor. Hayırdır Tuğba Hanım? Konserler öncesinde nazara geldim gerçekten. Böyle ani bir şekilde bileği ters döndürdük. Bilek kırdık. İlk defa başıma geliyor yani böyle bir şey. Aynı sahnedeki yerini alıyor. Geçer geçer, bu da geçer, bir an gelir lafım geçer, kolaydır canın çeker, kimi seversense benim adım geçer. Elif Kaya da Somalılara eğlenceli anlar yaşatıyor. Bir taksiciyle kavga edip karakolda soluğu alan Gözde Mukavelat'la bir araya geliyoruz. Şimdi de yaşadıklarını paylaşıyor bizlerle. Hayvan hastalıklı, veterinerden aldığım için doğal olarak bir işlem yapıldı ama box'ı çok büyük bir box, köpek box'ı. Kedi içerisinde. Altında havlu ve onun altında da pedi var. Yani arabaya pisleme gibi bir durumu yok. Kedisini hastaneye götürmek için taksiye binen ünlü oyuncu, taksicinin kendisini araçtan indirmek istediğini söylüyor. O şekilde olduğunu söyledim ama hayvanda bir koku olduğunu, arabadan aşağı inmem gerektiğini söyledi. Ben dedim ki ben inmek istemiyorum çünkü benim hayvanım hastalıklı ve bu box'ın içerisinde durması gereken süre 15-20 dakika. Daha fazla durursa hastalığında yenileme gibi sıkıntılarımız oluyor. Hayvan ölüme kadar götürebilecek sorunlar olabilir. Beyefendi bana hakaretlerde bulundu, bağırdı. Ben kesinlikle hakaret etmedim ama bağırdım, bağırmadım diyemem. Çünkü karşı taraftan bir şey geldiği zaman siz taş değilsiniz. Saygısızlığa dayanamadığını söyleyen Gözde Mukavelat, duygularına hakim olamayarak ağlamaya başlıyor. Hani sakin kalamıyorsunuz ama ciddi anlamda çok fazla ağladım. Çünkü ben artık dayanamıyorum. Yani hayvanlara yapılan zulmeye de dayanamıyorum. Saygısızlığa da dayanamıyorum. Çok sinirlerim bozuk, kusura bakmayın ama gerçekten yani ben yaklaşık 4-5 saattir şu an karakol sürünüyorum. Taksicinin kendisini önce durağa götürmek istediğini, ardından sorun çıkardığını söyleyen ünlü oyuncu olayı bakın nasıl anlatıyor. Bir de hüngür hüngür ağlıyorum. Ağlamama bile durakta konuştu. Beyefendi ya bu zaten ağlıyor, zırlıyor yanında falan diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bana annem babam bile bu şekilde hakaret... Ya bana göre bu da bir hakaret. Bu bir mobbing. Ve ben yani buna ses çıkarmak zorundayım artık. Üzgünüm yani. Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktık? Yatsıyla söyledi nedense farklı. Nasıl oldu da sadece 2 yıl içinde 1.65 metre olan boyundan büyük işlere imza attı? Bu kızın alameti farikası neydi? Şanı, şöhreti ve başarısı sabun köpüğü misali gibi miydi yoksa geleceğin yıldızı mıydı? Biz bunları düşünürken Aleyna Tilki 18 yaşında reşit bir yıldız oldu. Attığı her adım büyümüş de küçülmüş dedirten çıkışları, yaptığı her şey olay Aleyna Tilki arabeskmiş, popmuş, türküymüş demedi, herkesin kulaklarının pasını sildi. Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek ve şimdi de Dipsiz Kuyum şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden Aleyna Tilki zirveye oynamaya devam ediyor. Çaldığın o kalbi. Hal böyleyken tüm gözler de onun üzerinde.
Hayranları onun yeni şarkılarını merakla bekleyip eski şarkılarını tekrar tekrar dinlerken Aleyna Tilki bu kez herkesi şaşırtıp arabesk bir parçayla oturdu müzik dünyasının gündemine. Bu yaşta arabesk olur mu demeyin. Hatırlayacağınız üzere Küçük İbo ve Küçük Ceylan da tam da bu yaşlarda başlamıştı arabesk şarkılarıyla milyonları hüzünlendirmeye. Haliyle genç yaşında milyonlara sesini duyuran Aleyna Tilki, Dipsiz Kuyum adındaki yeni çalışmasıyla sosyal medyayı ve dijital platformları kasıp kavurdu. Düşme doyamadım dipsiz kuyumdun, kırılan hayallerimin başrolü oldun. Arabesk şarkı çıkararak artık bana Aleyna Baba diyeceksiniz sözleriyle iddialı bir çıkış yapan Aleyna Tilki bu iddiasını izlenme rakamlarıyla kanıtladı. Fakat bu şarkı tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira kimileri bu parçayı Berge'nin 29 yıl önce çıkardığı Kullar Affetmez şarkısına benzetti. Yoluna halının sevilir sanma, uğrunda ömürler verilir sanma. Seni affedecek yollar bulmak. Kimileri ise bu şarkıda Ümit Besen'in 21 yıl önce seslendirdiği Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi şarkısından esinlenildiğini iddia etti. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Düşme. Hal böyle olunca sosyal medya karıştı, açıklamalar ardı ardına geldi. Bu konuda açıklama yapan Emrah Karaduman, bu arabesk müzikte merdiven yürüyüş diye tabir edilen bir tarz birçok şarkıda kullanılıyor. Çalıntı asla söz konusu değil dedi. Musiki eseri sahipleri grubu eski teknik bilim kurul başkanı Aykut Gürel ise Emrah Karaduman gibi şarkıda merdiven yürüyüş tekniği kullanılmış. Ancak çalıntı bir durum söz konusu değil açıklamasını yaptı. Düşme doyamadım dipsiz kuyumdun, kırılan hayallerimin başrolü oldun. Seni unutmaya ömrüm yeter. Yoluna halının sevilir sanma, uğrunda ömürler verilir sanma. Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi şarkısının sahibi Ümit Besen de Aleyna Tilki'ye destek çıktı. Ünlü şarkıcı, dinledim, benzerlik bazen iyi. Ama kimseyi alıntı yapmakla suçlamam. Birebir kopya yok. Makam ve duygusal benzerlik var. Kulaklar yanılır, notalar yanılmaz. Bahtları açık olsun diyerek şarkının kendi parçasına benzemediğini dile getirdi. Düşme doyamadım, dipsiz kuyumdun, kırılan hayallerimin başrolü oldun. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Açıklamalar bu şekilde. Son olarak 1989'da Berge'nin çıkardığı Kullar Affetmez şarkısının da Zeki Müren'in 1985 yılında çıkardığı Şarkılara Sordum Söylemediler parçasına benzerliği ortaya çıktı. Şarkılara sordum, sevilir sanma, anılara yalvardım, verilir sanma, ufukları aradım, verilir sanma. İzlerini götürür kullar affet. Hatta Berge'nin söylediği şarkı Zeki Müren'in şarkısına o kadar benziyor ki sanki iki büyük sanatçı düet yapmış gibi. Sizce de öyle değil mi? Yoluna halını söylemediler.
anılara yar. Ömürle benimleri satma. Ufukları aradım, benimleri satma. İzlerini nerede? Kullar affet. Merve Boluğur'la başlıyoruz haberimize. Ünlü oyuncu telefonuyla o kadar meşgul ki kameraları karşısında görünce irkiliyor. Ses de çıkamadık. Evet, gerçekten. Kusura bakmayın. Nasıl geçiyorsunuz? Nasılsınız efendim? İyiyim, dur. Kendime geleyim. Ha, korktum gerçekten bir anda. O zaman bir soluklanalım. Dur durak bilmeden yürüyor Merve Boluğur. Yetişmesi gereken bir yemek varmış. Ay, hiç durmayalım. Bayağı da yürüyorsunuz, takip ediyoruz. Nişantaşı'ndan yemeğe yetişeceğim. Efendim? Yemeğe yetişeceğim. Yoksa geç kaldım. Bir yandan sohbet edip diğer yandan da yürüdüğümüz Merve Boluğur'a özel hayatını soruyoruz. Ya. Enişte var mı? Ya enişte ya ya. Hadi kolay gelsin. Efendim, projeler nasıl gidiyor? Var mı bir şey? Onun işle alakalı konuşalım. Kolay gelsin. Öpüyorum sizi. Sevgiler de. Sevgiyle kalın. Başarılı oyuncu bir anda muhabirliğe soyunuyor ve meslektaşımızı sorularıyla fena sıkıştırıyor. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz efendim çalışıyoruz. Bodrum sezonu bitirdik. Şimdi İstanbul sezonuna başladık. Nasıl? Özel hayatınız nasıl gidiyor? Süper gidiyor. Yenge ne yapıyor? Yani şöyle söyleyeyim. Yok bizde onlar. Yenge ya. Ne yapıyor? İyi mi? Yok. Geçmiş yıllarda Hande Erçel'in Merve Boluğur anonsunu yaparken çekildiği görüntüler önceki gün ortaya çıkmıştı. Boluğur'a bu soru yöneltiliyor fakat ünlü oyuncu tepkisiz kalarak hızlı adımlarla uzaklaşıyor yanımızdan. Geçtiğimiz günlerde bir video çıktı eskilerden. Hande Erçel sizin haberinizi, magazin haberinizi sunarken hatta orada. Dilinde tam dönmüyor. İzlediniz mi videoyu? Ve Merve Boluğur neden karar bağladı? Yeniden İstanbul'un durdurak bilmeyen gecelerine gidiyoruz. Bu arada annesi Aylin Erçel'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Hastane odasında annesiyle el ele çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hande Erçel altına şu notu düştü. Canım annem, sen dünyanın en güzel, en güçlü kadınısın. Biz, ablam, babam, sen ve ben hep birlikte birçok şeyin üstesinden geldik, yine geleceğiz. Hande Erçel. Hande Erçel'in annesine acil şifalar diliyor. Miss and Mr. Model Türkiye yarışmasına uzanıyoruz. Ebru Polat da jüri koltuğunda işlemeli gelinliğe benzeyen beyaz elbisesiyle göz kamaştırıyor. Ben jüri üyesiyim. Bir de zaten şarkı söyleyeceğim için bir de biraz da kızları kıskandım galiba. İdil Fırat'la evlenmek için saatler sayan Mert Fırat'ı yine diline doluyor Ebru Polat. Allah düşmanına böyle koca vermesin yani, ben istemem, Allah korusun. Mert Fırat gibi mi koca vermesin? Ben Mert Fırat gibi sevgilim olsun istemem. Allah'ım korusun. Sizin herkes için bunu kaldıramaz. Empati yapıyor, kendini Hande Doğan Demir'in yerine koyuyor. Bu yüzden Mert Fırat'ı ağır bir şekilde eleştirdiğini söylüyor. Bir de orada gencecik bir kız hani üzülüyor diye hepimiz üzülüyoruz. 3 yıllık bir ilişki. Biter bitmez hemen 6 ay içerisinde başkasıyla evlenmesi. Sen orada çok eğleniyorken, düğün yapıyorken, çok mutluyken diğer tarafta bir kızın çok üzgün oluşu. Kendini onun yerine koyuyorsun ve çok üzülüyorsun. 2006'da aynı yarışmada birinci olan Ece Begüm Yücetan bu kez jüri koltuğunda. Evet, heyecan var. Bu yarışma benim 2006'da birinci olduğum yarışma. Her sene mutlaka katılım gösteriyorum. Ya sunucusu oluyorum ya jürisinde oluyorum. Bu sene jürisindeyim. Özge Ulusoy da jüri koltuğuna oturacak. Yarışmacıların çok sıkı hazırlandığını belirtiyor. Dans provaları, yürüme provaları, egzersizler, işte hafif kilosu olanlar zayıflıyorlar. Böyle özel perhizler, diyetler. Gerçekten sıkı hazırlanmışlar. Çok da güzel, pırıl pırıl gençler. Hepsi eğitimli, hepsi üniversitede okuyorlar ya da mezun olmuşlar ya da yeni başlıyorlar. Jüri üyesi olarak tercihini yaparken nelere dikkat edeceğini anlatıyor Özge Ulusoy. Podyumda parlıyor olmaları aslında bir ışık
dediğimiz bir şey var ya, o ışığa da bakacağız. İnşallah hak eden kazanacak. Parıltıyı yakalarsam seçerim. Aynen öyle, star ışığına bakacağım. Çok güzel gençler hepsi. Hepsinde ayrı ışık var tabii ki. Ve Miss and Mr. Model Türkiye'ye katılan yarışmacılar podyumda görücüye çıkıyor. Şimdi de birbirinden güzel genç kızlar tacı kapmak için arıza endam ediyor. Büyük heyecanın yaşandığı 2018 Miss and Mr. Model Türkiye birincilerinin açıklandığı anlara geliyor sıra. Model of Turkey 2018 birincisi. Kadınlarda 2 numara Hasan Bayrak. 3 numara Leyen Doğanay. Birinciler karşınızda. Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçin Bilgin'in başrol oynadığı Hollywood filmi Komplo'nun tanıtımındayız. Kırmızılar içinde çıkıyor karşımıza Belçin Hanım. Merhabalar. Heyecanlıyım ya. Gerçekten bugün başladı ve asıl heyecan burada kendi memleketimde, kendi ailemle ve sevdiklerimle paylaşmak. O yüzden de heyecanlıyım tabii. There is a list that contains names of people who are all getting paid off by Saddam. We're talking highly placed people. They are taking millions of dollars in bribes. Güzel oyuncu teklifin nasıl geldiğine değiniyor. Yurt dışında çok uzun zamandır çalıştığım Fransa'daki ajansım aracılığıyla audition geldi. İlk audition'dan sonra ikinci bir audition. Sonra yönetmenle üzerinden görüşmeler. Sonra onun üzerine yüz yüze yönetmen ve yapımcıyla buluşma Toronto'da. En sonunda el sıkıştık tamam diye. Belçin Bilgin özellikle dünya ünlü Oscar ödüllü aktör Ben Kingsley ile aynı seti paylaşmanın haklı gururunu yaşıyor. Hepsi çok değerli oyuncular ama tabii ki birisi var ki içinde ben ismini duyduğum an itibariyle yani onunla aynı sette olmanın çok büyük bir şans olacağını biliyordum. Sir Ben Kingsley. Ustayla aynı sette olmak olağanüstüydü. En başından sonuna bir oyunculuk şöleni izledim. Iraklı bir kadını canlandıran Belçin Bilgin rolüyle ilgili tüyolar veriyor. Irak'ta yaşayan bir kadın orada hayata bir davasına olan inancıyla, adanmışlığıyla aslında bir sürü zorluğun üstesinden gelebiliyor. Filmi çok yoğun bir tempoda çektiklerinin altını çizen ünlü oyuncu en büyük desteği oğlu Rodin'den görmüş. Gözüne gittim dedim ki teşekkür ederim oğlum sen hani bir şekilde beni huzursuz etsen, mutsuz etsen sete gittiğim zaman orada tamamıyla ruhuna giremeyeceğim karakterin. Çünkü onun bana ihtiyacı olabilirdi. Yoksa Yılmaz zaten bu işin doğasını biliyor ve o zaten olanca gücüyle yanımdaydı o anlamda. Ama Rodin en büyük destekçim oldu. Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan da orada. Filmi ilk kez izleyecek olan Berfin Erdoğan en az Belçin Bilgin kadar heyecanlı. Ben de ilk kez izleyeceğim ve onun kadar heyecanlıyım. Merak ediyorum. Bakalım nasıl geçecek. Üniversitede gastronomi yani aşçılık okuyan Berfin Erdoğan oyunculuğa sıcak bakıyor mu dersiniz? Vallahi ben de oyunculuk çok fazla yani düşünmüyorum aslında tabii ama ne olur bilmiyorum hani. Aynı zamanda yeterli biliyorsun. Yani yok bilmiyorum tabii o. Yetenek var mı yok mu daha belli olmaz. Ama hani Hollywood'a açılayım, bir oyunculuk yapayım gibi bir öyle hayalim yok. Daha çok yemekle uğraşıyorum. Babası Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 filminin setine gitmiş genç kız. Güzel bir enerjisi vardı. Yani çok iyi hissettirdi bana set. Bilmiyorum çok güzel olacak gibi hissediyorum. Bakalım. Hiç demedim. Baba şurada da ben geçerken bir oynayayım. Ya, yok. Hiç demedim. Hiç demedim. Hadise bir iç giyim markasının İtalya Verona'da düzenlediği geleneksel defilesini en ön sıradan izledi. 80'li City'nin efsane oyuncusu Sarah Jessica Parker ve Rus manken Irina Shayk'ın da davetliler arasında olduğu gecede derin dekolteli bir kıyafet giyen hadise o anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. İstanbul'a beni dönüştüren vampiri bulmaya geldim. Dimitri. Sen gerçekten inanıyor musun bu masala? Gezegenler kan burcuna girecek. Sen de ilk vampirin hançeriyle kendini öldürüp mutlak ölümsüzlüğe uyanacaksın.
Birbirinden güzel, birbirinden iddialı dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrollerini paylaştığı Yaşamayanlar adlı internet dizisinin galasına birbirinden ünlü isimler adeta akın etti. Hepsi birbirinden şık, hepsi birbirinden güzel. Bir canavara aşık olan ilk kişi olmayacaksın. Ben de kendi celladına aşık olan ilk kişi olmayacağım. Berrak Tüzün Ataç galaya ilk gelen isim. Yaprak desenli siyah uzun elbisesiyle çok sade ve çok şık görünüyor güzel oyuncu. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Malum yaz bitti, sonbahar geldi. Berrak Tüzün Ataç'a yaz tatilinin nasıl geçtiğini sormadan edemiyoruz. Seyahatlerimizi yaptık, denizimize girdik. Tatil yaptınız. Tatilimizi yaptık, evet. Şehrimize döndük. Bu arada Berrak Tüzün Ataç geçtiğimiz ay ilginç bir olay yaşamıştı. Güzel oyuncunun sosyal medya üzerinden bir yıldan uzun süredir burs verdiği öğrenci son bursunu aldıktan sonra Berrak Tüzün Ataç'ı sosyal medyada engellemişti. Güzel oyuncu haberlerin yayılmasından sonra burs isteyen onlarca öğrenciden sosyal medya üzerinden mesaj almış. Bu gündeme geldikçe benim bütün DM'lerimde kah şakalar, Berrak Hanım Eylül bursumu hatırlatayım gibi şakalar, kah da talepler geldi tabii. Berrak Tüzün Ataç'ın şu sıralar bir öğrenciye yardım edip etmediği sorulunca güzel oyuncu adeta sessizliğe bürünüyor. Ya böyle bir şey, yani böyle bir konuyu daha fazla konuşmayalım ne olur. Çok yani teşekkür ederim. Serenay Sarıkaya da orada. Üzeri payetlerle bezeli olan ve üst kısmı sweatshirt, alt kısmı etek, iki parçadan oluşan siyah beyaz kıyafetiyle gülümsüyor kameralara. Röportaj öncesinde çalan müziğin ritmine kendini kaptıran başarılı oyuncu, sevgilisi Kerem Bürsin'in projeye çok iyi hazırlandığını söylüyor. Evet, çok heyecanlı bir gece kesinlikle. Kerem de her aşamasında çok heyecanla çalıştı. Gerçekten çok severek yaptı bu işi. Karaktere de bayıldı Dimitri'ye. O yüzden heyecan da ben de bekliyorum gerçekten. Serenay Sarıkaya'nın keyfi o kadar yerinde ki bu mutluluğun sebebi nedir diye merak ediyoruz doğrusu. Uzun zaman olmuş ben de sizleri yani görmeyeli. Çok mutlu gördük sizi ama çok mutlu biliyorsunuz. Bayağıdır yoktum herhalde, sizi özledim o yüzden. Yani dinlendik biraz tabii, güzel enerjiler biriktirdik, güzel bir tatil yaptık. Onun da etkisi vardır herhalde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sosyal medyada tatilden birçok fotoğraf paylaşan Serenay Sarıkaya, hayranlarının bu yöndeki isteklerini karşılamaya çalıştığını söylüyor. Aslında yok ya, yakınıyorlar benimle bununla ilgili, çok az koyuyorsun diye. Şimdi ben de daha sık aktif kullanmaya çalışıyorum. Ama tabii ki mutlu olduğum bir anı paylaşmak hoşuma gidiyor. Yeni sezonda bir projede Acıların Kadını Bergen'i canlandıracağı konuşulan Serenay Sarıkaya'ya bunu hatırlattığımızda henüz netleşen bir şeyin olmadığını söylüyor. Henüz netleşen bir şey yok ama olursa mutlaka haber veririz. Gökhan Arkadaş'la Bergen'i hikayesi. Netleşen bir şey olsa o kadar isterim ki ben de buradan söylemek ama hakikaten yok, bekliyoruz. Çok güzel şeyler olacak inşallah. Galaya katılan bir diğer ünlü isimse Ahu Yatu. Deri etek ve çanta kombiniyle dikkat çeken güzel oyuncu, eski dönemlerin modasını yansıtan pembe bir gömlek tercih etmiş. Ahu Yatu, vampir konulu bir projede rol almayı ister miydi dersiniz? Oyuncu her rolü oynuyor olmalı bence. Tabii ki de ederdim, neden etmeyeyim. Ve gayet heyecanlı olurdu, değişik bir deneyim olurdu diye düşünüyorum. Konuyu yaz tatiline getiriyoruz. Ahu Yatu bu dönemde oğlu Kemal'le birlikte doyasıya eğlenmiş. Güzel geçti. Kemal'le birlikte biz bayağı bir eğlendik. Uzun da bir şey yaptık, tatil yaptık sayılır. Genelde işte İzmir, Urla civarındaydık. Keyifli geçti. Şarkı söylemeye devam ediyor mu Mansur Arkan Kemal? Şarkı söylemiyor, daha çok dans. Kendisi ona odaklı. Oğlu Kemal'in doğum günü için Ahu Yatu'nun Defne Samyeli ile aynı evde bir araya gelmek istemediği iddia edilmişti. Bu sorulunca güzel oyuncu esprili bir yanıt veriyor. Biz o yazılan çizilen hikayelerin içinde rol almıyoruz. Ben başka bir dizide oynuyorum. O şekilde yorum yapmıştım. Hala devam ediyor bari.
Peki Ahu Yatuğ, eski eşi Cem Yılmaz'la Defne Samyeli'nin ilişkisi hakkında ne düşünüyor dersiniz? Benim bir yorum yapmam çok manidar olur yani. Hiçbir yorum yapmıyorum ben bu konularla ilgili, biliyorsunuz. Anne ve baba olmak için geri sayıma başlayan Engin Happy'leri ve eşi Beyza Şekerci'ye merhaba diyoruz. Ünlü çift de heyecan zirve yapmış. 8 ayı devirdik. İnşallah artık 9. aya giriyoruz. Çok kısa bir süre. Son bir ayımız. Çok heyecanlıyız. Aynen. Hala geziyoruz. Gördüğünüz gibi hala geziyoruz. Beyza Şekerci heyecanlarının gün geçtikçe arttığını dile getirirken son düzlükteyiz diyerek espri yapmayı da ihmal etmiyor. Ya valla heyecan arttığı zaman yaklaştıkça, ne yalan söyleyeyim, son işte 6 haftamız falan böyle her gün geçtikçe bizdeki heyecan ve bekleyiş de artıyor. İşte son düzlükteyiz diyelim. Artık son hazırlıklar. Biraz da keyfini sürüyoruz. Ben biraz daha fazla dinlenmeye başladım. Evet. Hareketi biraz daha azalttık artık. 8. ayında olmasına rağmen fit görünüşünden hiçbir şey kaybetmeyen Beyza Şekerci nasıl bir hamilelik dönemi geçiriyor acaba? Yani çok şükür tabii ki var hani her hamileliğin zorluğu ama çok şükür rahat geçirdim. Fiziksel olarak hani insanın hazır olmuş olması önemliymiş. Yani hala 8,5 yani, aydayız. Dans geçmişi, eğitmenliği de olduğu için vücudunda çok hakim Beyza. Dolayısıyla da hani bu hamilelik içerisinde vücudunda ne gibi değişimler oldu onları yani mental olarak da çok iyi karşıladı. Gelelim o klasik soruya. Beyza Şekerci aşeriyor muymuş? Yani çok istekleri olmadı sağ olsun. Ben de olsa da keşke yapsam diye çok baktım böyle ama öyle çok önemli istekleri olmadı. Zaten müthiş bir heyecanla onun geleceği güne ikimiz de hazırlanıyoruz, birlikte hazırlanıyoruz. Ona güzel bir dünya yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz şimdi. Ve gecenin ev sahipleri kamera karşısına geçiyor. At kuyruğu saçlarıyla kameralar karşısına geçen Elçin Sangu, etek kısmı derin yırtmaçlı, iki parçadan oluşan beyaz elbisesiyle çok güzel görünürken, göbeğinin üzerine sarkan kolyesi ve zincir küpeleri ayrı bir şıklık katmış kıyafetine. Kerem Bürsin taktığı birden fazla kolye ile dikkatleri üzerine çekiyor. Alışılagelmişin dışında bir rolde seyirci karşısına çıkacak olan Elçin Sangu, hayat verdiği Mia'yı anlatıyor bizlere. Bir kere öyle güzel prenses Ahu değil yani bu. Tomboy bu karakter. Savaşçı. Bir amacı var. Elçin Sangu proje için her oyuncunun ağzının ölçüsüne göre vampir dişlerinin üretildiğini söylüyor. Hepimizin ağzına göre, kalıbına göre dişler yapıldı, hazırlandı. Onlarla çalıştık. Yakışıklı oyuncu avcılarla vampirler arasındaki hikaye hakkında bakın ne diyor. Full dizi boyunca hiç avcıları görmedim. Ve hiç mutlu değilim bu şeyden. Hiç oynayamadım ya. Adamlar o kadar iyi oynuyor ki. Ve kadınlar. O kadar iyi oynuyorlar ki avcılar yani. Bence avcılar diziyi götürecek yani. Bayağı ilişiliyorlar. Son olarak Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in arkasında adeta kaybolan Elçin Sangu ünlü ikiliye şaka yolu takılıyor. Buyurun. Çok uzun adamlar, çok uzun kadınlar. Buyurun. Hayır bir saniye. Bizim için önemli olan gerçekten yeni bir dünyaya adım atmaktı. Yeni bir şeyler keşfetmek, korktuğumuz alanlara girmek. Tabii çok profesyonel insanlarla çalıştım. Çok çok iyi oyuncularla birlikte çalıştım. O yüzden ayrıca keyifli oluyor. Ve... Serdar Ortaç açık havada yine muhteşem bir performans sergiledi. Sahneye çıkar çıkmaz nazara geldi, küçük bir kaza atlattı. Şarkıcının konserine 17 kilo ağırlığındaki kristal taşlı ceketi nasıl damga vurdu? Ne bu neşe beni deli eden, ne bu tarz, seni her gören kıskan.
açık havada vereceği konser öncesi kameralar önünde Serdar Ortaç. Bir dakika, ceketim yapıldı. Selim yetiştirdi mi? Özel ceket yaptırdı bana bak. Konserlerine genellikle kot pantolon, beyaz tişört ve ceket kombinasyonundan vazgeçmeyen Serdar Ortaç, ceketini giymek isteyince biz de meraklanıyoruz doğrusu. Tek bir sorun. Kaç kilo? 15, 17 kilo. 17 kilo. Dur. Kolumu bulacağım ha. Bunu da fotoğraf alayım. Nasıl giyeceğim bilmiyorum. Evet, büyük ki. Giymesi ayrı dert, taşıması ayrı dert. 17 kiloluk ceketin ağırlığı Serdar Ortaç'ın üzerine de çökmüş. Nasıl da kasım kasım kasılıyor baksanıza. Kasma da olur işte. Haksız da sayılmaz hani. Baksanıza nasıl da ışıltısıyla gözlerimizi alıyor. Ceketi üzerinden bir an evvel çıkartmak istiyor Serdar Ortaç. Selim sağ olsun bir ceket yaptı bana 17 kilo ama her tarafını Swarovski taşlarla döşemiş. Fakat taşlardan nefes alamıyorum yani o derece ama ilk şarkıda giyip ondan sonra çıkarmayı düşünüyorum. Haklı tabii ünlü şarkıcı. Üzerinde binlerce değerli kristal taş var Ortaç'ın. Evet, ışık vurunca parlayacak. Siz deyin 5.000, biz diyelim 10.000 dolar. Ancak en iyisi ceketin tasarımcısına sormak. Bu özel ceket 20.000 adet Swarovski kullanıldı. 4 Eylül Salı günü Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sevgili Serdar Ortaç'la buluşmayı bekliyor. Harbiye konseri için özel tasarlanan ceketi çıkarmak için de adeta seferberlik ilan ediliyor o dakikalarda. Önce şu ceket... Öyle çıkmaz Selim. Selim şuradan, koldan. Yavaşça. Evet Metin, yavaş. Elimi kesmeden. Evet. Bayağı bir zorlanıyoruz. Evet. Bununla şarkı söyleyeceğim şimdi. Selim. Sadece kolu çekemiyor musun? Bravo abi. Şuradan tutmak zorundayım. Tamam peki. Yeşil içecek gözümüze takılıyor. Onun hikayesini anlatacağım abi. Konserden önce iki konserdir deniyorum. Çok ilginç. Henüz etiketi falan bitmedi. Şimdi de deneyeceğim. Benim hanım işi gücü buna da kafayı taktı. Ama çok güzel bir şey yaptı. Chloe Hanım bu karışımı hazırlarken içine neler ekledi merak ettik doğrusu. İçinde zencefil. İşte böyle abuk subuk şeyler var ama hepsi ya bize ters geliyor ama onları zinde tutuyor. Ben de içtikten sonra daha enerjik oldum. Pırasa suyu var. Bak pırasa suyu var. Kereviz. Belli ki Chloe detoks içecekleriyle yeni bir iş dalına atılıyor. Önce bana yapmakla başladı, sonra satacağım dedi. Şimdi açtı, firma kurdular bunlar. Tabii. İlk olarak da biricik eşi Serdar Ortaç'ın üzerinde deniyor olsa gerek. Önce benim üzerimde. Önce benim üzerimde. Sahne zamanı yaklaşıyor. Biraz da konserden konuşsak diyoruz. Burada ben 20 senedir konser yapıyorum. İlk mesela dansçılar Brezilya samba getirirdim. Sahnede kaykay kayardık. Tabii motosiklet çıkarttım sahneye. Bir keresinde çatıdan indim. Hep ilk şeyleri yaptım. Başarılarının devamını dileyerek Serdar Bey'i sahnesine uğurluyoruz. Biz de eşi Chloe Hanım'la sohbete başlıyoruz. Hay Allah, karı koca bu renkli içeceklere takmış kafayı. Sağlıklı yaşıyoruz artık şimdi. Yeşil içeceğin içindekileri Serdar Bey sayesinde öğrendik. Bir de kırmızı içecektekileri öğrenmeye ne dersiniz? Kırmızı olan, içinde karpuz var, nane var. Yani günde 6 tane geliyor. Sadece bunlar içiyorsun ama yemek yemiyorsun. Yemek yemiyorum. Yemek yemiyorsun. Muhabir arkadaşımız tadını merak ediyor bu içeceği. Bunu deneyebilir miyim? Tabii ki. Seversin bakalım. Seveceğim mi? Belki seversin. Efsane olmuş. Doğrusu biz de merak etmedik değil tadını. Bir de Chloe Hanım bu kusursuz fiziğini kendi yaptığı detoks içeceklere borçluysa. Tabii ki. Aynı zamanda spor, iyi besleniyorum. Chloe Hanım, Serdar Bey'in kristal taşlarla bezeli ceketinin 10 bin doların üzerinde olduğunu duyduk. Doğru mu acaba? Taşlı bir ceket de giydi. O yaklaşık özel tasarım yapmış. 10 bin dolar civarıymış. Yani gayet özel bir parça. Çok ağır ama çok güzel. Yani sahnede parlatıyor bayağı. Çok güzel. Biz sohbeti biraz kısa kesip konsere geçelim. Malum büyük bir özlem var ortada.
Serdar Ortaç dansçılarıyla birlikte yine muhteşem bir sahne şovu sunarken küçük bir kaza yaşıyor. Eğlencenin zirve yaptığı dakikalarda dansçılardan birinin eli Serdar Ortaç'ın yüzüne çarpıyor. Ünlü şarkıcı profesyonelliğini bozmadan şarkısına devam ediyor etmesine ama canının yandığı da aşikar. Serdar Ortaç şarkısını bitirir bitirmez de o talihsiz kazayı bakın dansçısıyla nasıl canlandırıyor. Çok canı yapmış belli. Kim bana yumruk attı kızlardan biri? Seniha tam çıkarken şuradan aynısını yapar mısın abla? Dur yumruğu göstereceğim. Böyle geliyordum çok sakindi her şey. Ve kafam da yerindeydi yani. Aynısını yap. Gıybet çekiniyorlar bizi. Kıskanıyorlar. Tamam ben geldim. Deliriyorlar. Vur çocuk hop. İşte aynen böyle bir yumruk yedim. Sol gözüme hakikaten dumura uğradım. Serdar Ortaç muhteşem performansına devam ediyor ve izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Aşkın acayip ben tam bir garip.